İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir üçüncü boyut programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, seçimlere yaklaşık 90 gün kaldı. Tabii adaylar için seçimler 7 Haziran seçimlerinden önce 7 Nisan önemli. Çünkü 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. 7 Nisan aslında adaylar için çok daha önemli. Tabii biz de seçimler yaklaştığı bu süreç içerisinde Kanal 3 olarak bölgemizdeki ve Afyonkarahisar'daki tüm partilerin aday adaylarını sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de 3. boyutta o günlerden birisi. Evet, sandıklı eski belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi'nin adeta çocukluğundan beri neferliğini yapan İsmail Elibol. Şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Elibol, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Tabii Yasin Köksal'la birlikte Sayın Başkan'a, dilim alışkınlığından başkanım bundan sonra Sayın Vekili mi diyeceğiz artık? Bilemiyoruz. İnşallah 7 Haziran'daki seçimden sonra bunları göreceğiz. Şimdi siz 12 ay önce açıkladınız. Yani belki de Türkiye'de milletvekili adayı olduğunu ilk açıklayan isimlerden birisiniz. 18 ay. 18 ay mı oldu? 18 ay oldu. 18, Yasin'in doğru. Programında açıklamıştı. 18 ay oldu mu? 18 ay oldu. 18 ay oldu. Yani belki Türkiye'de, belki değil, Türkiye'de ilk açıklayan isim oldunuz. Tabii bunu önce buradan girmek istiyorum ben. Çünkü bunun dezavantajı, avantajları var. Siz riskleri göz alarak 18 ay önce ben adayım dediniz. Belediye başkanlığına tekrar aday olmadınız. Bu 18 aylık süreçte bu konuda tepkiler nasıldı? Efendim öncelikle ben bizleri yayınınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan da bütün vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Haklarını helal etsinler. İki saatlerini alacağız bugün akşamla ilgili. Öncelikle de Konya'da şehit olan pilot kardeşlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Yine aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bütün hanımefendilerin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bunlar başlarımızın tacı. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum hepsini. Ali, destek vermek istiyorum. Durumum bu. Pazar günü derbinin sonucu ne olur başkanım? Hayırlısı olsun. Ben iyi bir, çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Hasta derecesinde Fenerbahçeliyim. Ama inşallah yanılırım. İlk defa yenileceğiz korkusu var içimde. İlk defa. O da Sayın Aziz Başkan'ı tasvip eden bir insan değilim. Evet. Fenerbahçe Başkanı'nın artık 15 yıl oldu. Bırakması lazım. İsmail Kartal da Fenerbahçe'ye birkaç gömlek küçük geldi. Laf aramızda koyu bir Fenerbahçeli olarak ben de bu derbiden korkuyorum. Yani. Tabii bu sefer korkuyorum. Bugün kadar hiç korkmamıştım. Ama inşallah yanılırım. İnşallah yanılırım. Galatasaray'la. Yani. Laf aramızda canlı yayındayız. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni programlarda tekrar birlikte oluruz. Sevgili izleyiciler, o kadar çok mesaj, SMS, Twitter'dan ve Facebook'tan sorularınız geldi ki sizlerden de özür diliyoruz. Bu sorunuzu yöneltemedik ama önümüzdeki programlarda Sayın Elibol tekrar konuğumuz olduğunda inşallah bu soruları yönelteceğiz. Yani sorular genelde de destek mesajları var başkanım. O nedenle de hepsini okuyamadık. Bir de ben son olarak bir şey söyleyeceğim. Benim hedeflerim, ideallerim farklı. Ben ileride olur da bir koalisyon hükümeti olur. Daha yüksek görevler bekliyorum. Olur iktidar oluruz. Daha yüksek görevler bekliyorum. Ben partimde MYK üyeliği hedefliyorum, divan başkanını hedefliyorum, genel başkan yardımcılığı hedefliyorum. Benim hedeflerim çok yüksek. Birçok insan ben böyle dediğim zaman gülüyordu. Daha öncesinden de. Mesela ben arkadaşlarımla bir gün Akdağ pikniğe giderken, daha o zaman ticaret odası başkanlığı bile yok. Biz Akdağ pikniğe giderken de, hatta lakabı yerlidir, Halil kardeşimle buradan kulaklarını çınlatayım. O demişti bana ilk, sen ticaret odası başkanı edelim, sonra belediye başkanı edelim, sonra milletvekili adayı edelim diye. Çok uzak gelmişti bana bunun için. Şimdi biz bunları hakikaten yaşadık. Yüce Rabbim nasip etti. Bundan sonra hedeflerim var benim. Daha yürüyecek merdivenlerim var. O yüzden yaşım 40. Bir de milletvekili olmama bir sebep daha. Son cümlem. Buyurun lütfen. Hayatımda kimseye hakir görmedim. Yüce Rabbimin yarattığı her varlık çok önemlidir. Ben sandıklı belediye başkanlığımda 40'ın üzerinde milletvekili ağırladım. İstişarelerde bulunduk. Konuşmalarda bulunduk. Birçoğundan daha üstün olduğumu gördüm her konuda. Kendi gelme düşündüm. Yani onların olduğu yerde bizler neden yokuz diye. Belki de onu gerçekleştiriyorum şu anda. Nasibimde varsa olacağım. Yoksa da vatandaşımıza oy verse de vermese de ben Allah razı olsun diyorum. Herkesin siyasi görüşüne son derece saygım var. Ama bu ülke bizim. Bu ülkenin değerlerine de sahip çıkalım hep beraber.
Evet, İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, 3. boyutun sonuna geldik. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili aday adayı Sayın İsmail Eliboğlu. Sayın Eliboğlu'la sandıkçı Afyonkarahisar'ı, Türkiye gündemini yani birçok şeyi konuşmaya çalıştık. Tabii kısa kısa geçtik çünkü süre yetmiyor. Yani konuşulacak daha o kadar çok şey var ki sizlerden gelen sorular var, bunları soramadık. Ama önümüzdeki programlarda inşallah Sayın Eliboğlu'la tekrar bu sohbeti etme imkanı bulduğumuzda bunları da yönelteceğiz. Tabii bizim dileğimiz önce Afyonkarahisar ve ülkemiz kazansın diyoruz. 7 Haziran seçimleri ülkemize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlar getirsin diyoruz. Çünkü gerçekten hizmete ihtiyacımız var. Gerçekten de önemli çalışmaların olması gerekiyor. Afyonkarahisar'ımızın büyükşehir hedefinde büyükşehire yakışır yatırımların olması gerekiyor. Bunları yapacak milletvekillerini seçeriz inşallah diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.